Bugün 26 Ağustos 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından inşa edilen Edirne Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Tamam, su kapalı efendim. Borular geçtiği için ısıt ediyor. Evet, yani o üstü kapalı o zaman bize. Buranın üstü kapalı. Fatih Sultan Mehmet'in sarayı ve kentin en kıymetli hazinelerinden biri olan Edirne Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ihya ediliyor. Yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip sarayın yeniden gün yüzüne çıkması için çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne Valisi olarak göreve başlayan Yunus Sezer de restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Sahnemizi nerede geçiyor diye deneme sondajlarıyla kazıyı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hemen girişinde. Ya surun üzerinde mi? Tabii. Evet. Adalet Kulesi'ne vesaire çıkabiliriz. Kolay gelsin. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Mundros teslimiyetini, Sevir zilletini görmezden gelerek Lozan'a hezimet diyen aymazların en azından bu destanı kanlarıyla yazan kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize verecekleri bir hesap vardır. Bu gibiler cahil cesaretleriyle hadlerini aşmamalı, milletimizin sinir uçlarıyla oynamamalıdır dedi. Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi. Dernek binasında yapılan açıklamaya Şube Başkanı Celil Özcan ve şube üyeleri katılım gösterdi. Açıklamayı yapan Şube Başkanı Celil Özcan, Türk ulusunun her şeyini büyük zafere borçlu olduğunun altını çizdi. Büyük Taarruz 101 yıl önce Ağustos'un 25'ini 26'sına bağlayan gece Afyon'da başladı. Aslıhan çevresinde kuşatılan düşman birlikleri Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'yle kesin bir yenilgiye uğradı. Onu maceracı bulanlar da vardı. Asırlardır taarruz savaşı yapmamış ordumuzun kazanmasının olanaksız olduğunu söyleyenler de. Yaptığı planı çok riskli bulanlar da İstanbul'da, Ankara'da hatta kurduğu mecliste yenilgi haberini sinsice ya da açıkça bekleyen keşke Yunan kazansa diye duaya çökmüş alçaklar da. Oysa Mustafa Kemal Paşa'nın 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruna adımını attığından beri zerre kuşkusu yoktu. Ulusuna güveni tamdı. Komutanlarla yaptığı son toplantıda bütün sorumluluk benim diyor ve ekliyordu. Hiç endişe etmeyin. Hücum emrini verip kamçımı indirdiğimden 15 gün sonra İzmir'deyiz. 14 gün sonra 8 Eylül akşamı Belkahve'den dumanlar içindeki İzmir'e bakarken İsmet Paşa'ya bir rüya görmüş gibiyim İsmet diyordu. 3 yıl 3 ay 22 gün boyunca yaşadıkları bir rüya gibiydi sahiden. Ancak vatandan başka aşk, milletten başka sevgili tanımayan, namusla, bilgiyle, cesaretle yürüyen ve ya istiklal ya ölüm diyebilen yurtseverlerin görmeye hak ettikleri bir rüya. Ulus ve ordu yokluklarla, yoksunluklarla, ihanetler ve isyanlarla boğuşa boğuşa ya istiklal ya ölüm dediği bir kader savaşına girişmişken meclisteki bazı milletvekilleri ve yancılarının vatanı kurtarsak bile Mustafa Kemal'den kurtulamayız kaygısıyla işgalci emperyalistlerin peşine takıldıkları, akla gelmedik tuzaklar kurmaya, Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutanlıktan uzaklaştırmaya, meclis dışı bırakmaya, hatta yok etmeye çalıştıkları görülmüştür. İşgalcilerin tezgahları, güdümlerindeki saray ve hükümetinin entrikaları, kışkırttıkları isyanlar, Kuvayi İnzibatiye dedikleri düzmece ordular da cabası. Nazım'ın ateşi ve ihaneti gördük dediği günlerdir. Bu emperyalist işbirlikçisi hainlerin soyları kurumuş da değildir. Gün gelmiş ardılları keşke Yunan kazansaydı diyebilmiş, kimilerince el üstünde tutulabilmişlerdir. Yani İsmet Paşa, hiçbir ülke yoktur ki kendi içinden bizim kadar hain yetiştirebilsin
diye boşuna dememiştir. Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı bir ulusun gerçek bir dahi liderliğinde kadını ve erkeğiyle, çocuğu ve yaşlısıyla topyekün mücadelesinin destanlaşmış öyküsüdür. Bu destan Dumlupınar şehitliğinde yatan 1914 doğumlu 8 yaşındaki Ömeroğlu Hüsnü'nün, 11 yaşındaki Abdullah'ın, Gördesli Makbule'nin, Nezahat Onbaşı'nın Ilgaz Dağları'nda bebeğisiyle donarak şehit olan Şerife Bacı'nın ve daha on binlerce vatan evladının temiz kanlarıyla yazılmıştır. Günümüzde Atatürk'e, İsmet Paşa'ya hakaret eden, milli mücadeleyi ve büyük zaferi unutturmaya çalışan, Mondros teslimiyetini, Sevr zilletini görmezden gelip Lozan'a hezimet diyen aymazların ve en azından bu destanı kanlarıyla yazan kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize verecekleri bir hesap vardır mutlaka. Bu gibiler cahil cesaretleriyle hadlerini aşmamalı, milletimizin sinir uçları ile oynamamalıdırlar. Bulunduğumuz coğrafyada üniter ulus devlet ve laik cumhuriyet güvencesinden yoksun ulusların nasıl emperyalizme yem oldukları Irak'tan Suriye ve Libya'ya kadar birçok örnekle ortadadır. Ders alınmalıdır. Falih Rıfkı Atay'ın dediği gibi, nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. Tarih bilimdir ve asla nankör değildir. Ulusumuzun hemen tamamı elbette her şeyi büyük zafere borçlu olduğunun bilincindedir. Ve başta Atatürk olmak üzere Kuvayi Milliye kahramanlarımızı da, aziz şehit ve gazilerimizi de, Cumhuriyetimizin kurucularını ve Kemalist devrim kadrolarını da minnetle, şükranla yad etmektedir. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma azim ve kararındadır. Büyük taarruzun, büyük zaferin 101. şeref yılı kutlu olsun. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten Türkiye. Edirne Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmeti, Selimiye Meydanı ile Şehit Astubay Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda devam ediyor. Ücretsiz Wi-Fi hizmetinin kent genelinde yaygınlaştırılacağını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz en kısa zamanda Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda da vatandaşlarımızla buluşacak dedi. Edirne Belediyesi hayatımızın ayrılmaz parçası olan internet için ücretsiz Wi-Fi hizmetini bir süre önce şehrin en kalabalık noktaları olan Selimiye Meydanı ile Şehit Astubay Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda hizmete sunmuştu. Toplam 40 bin metrekarelik alanı internet hizmeti sağlayan ücretsiz Wi-Fi erişim hizmeti özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Wi-Fi hizmetini şehir genelinde yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Başkan Gürkan, vatandaşlarımıza şehrimizin en yoğun noktalarından olan Selimiye Meydanı ile Şehit Astubay Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda toplam 40 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti sağlıyoruz. Ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle vatandaşlarımızın telefon, tablet ve tüm mobil cihazlarından bağlantı sağlanabiliyor. Özellikle öğrencilerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu hizmetimizi kent genelinde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Ücretsiz Wi-Fi hizmetimizi ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tiyatro, konser ve diğer etkinliklere gelen vatandaşlar internet hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek dedi. Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Eczanesi'nde görevli eczacılar, temininde güçlük yaşanan ve zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip aktif karbon solüsyonu ilacı üretiyor. Covid-19 salgınıyla mücadele dönemi ve sonrasında temininde güçlük yaşanan aktif karbon solüsyonunun üretimi için harekete geçen 14 eczacı başarılı ve örnek bir çalışmaya imza attı. Solüsyonun üretimi için kolları sıvayan eczacılar önce Trakya Üniversitesi Hastanesi Eczanesi'nde laboratuvar kurdular, sonra aktif karbon üretmeyi başardılar. Yapılan çalışma sayesinde hem zaman kaybı önlendi hem de maliyet açısından büyük tasarruf sağlandı. Bu
Pandemi döneminde insanların bazı ihtiyaçlarına ulaşmada sıkıntı çektiğini hatırlatan baş eczacı Halil Yükseloğlu, bu mağduriyetlerden birisi olan ve temin sorunu yaşanan aktif karbon solüsyonunu üreterek birçok hastaya şifa kaynağı olduklarını aktardı. Ürün geliştirmekten ziyade biz bir ürünü ürettik. Bu da aktif kömür, aktif karbon solüsyonu. İlaç zehirlenmelerinde kullanılan, kısa süre içerisinde verilmesi gereken, ilaçların vücuttan emilmesini önleyecek bir ürün. Bu ürünü biz neden ürettik? Çünkü pandemi süreci vardı dünya genelinde yaşanan. Bu pandemi sürecinde insanlarımız bazı ihtiyaçlarına ulaşmakta sıkıntı çektiler biliyorsunuz. Bu aktif kömür de bunlardan bir tanesiydi. Biz de bu mağduriyetlerin önüne geçmek için hastanemiz bünyesinde oluşturduğumuz laboratuvarda bunu üreterek birçok hastaya şifa kaynağı olduk diyebilirim. Birincisi maddi olarak tabii ki yapılan bir ürün çok daha avantajlı. Satın aldığınıza göre kıyasladığınızda maliyetlerin çok çok daha altında biz bu ürünü mal ettik. Birinci faydası bu oldu. Kamu kurum faydası oldu. İkincisi tabii her şeyden önemlisi de hastalarımız ilacın piyasada olmadığı süreçte sağlıklarına kavuştular. Bu bence daha büyük bir adım oldu. Bu süreçte kendilerinden de yani hastaları bizim hastanemize sevk ederek bir şekilde faydalı olduk onlara da. Onun dışında tabii ki yaparak diğer hastanelerle de bu ürünü paylaşma durumumuz var. Bunu geliştireceğiz. Biliyorsunuz eczacı sağlık sisteminin önemli halkalarından bir tanesi, sağlık zincirinin. Biz artık eczacılar olarak büyük bir laboratuvar kurup burada imkanlarımız dahilinde tüm hastanemize hizmet verecek bir takım ilaçları burada üreteceğiz inşallah. Ve ileriye dönük de farklı projelerimiz var. Onları da hayata geçireceğiz. Tüm kamunun ve kurumumuzun faydasına olacak şeyler inşallah. Zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip solüsyonun temininde zorluk yaşandığı dönemde kendilerince bir çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen eczacı Nermin Özlen Ergin de ham maddeyi temin ederek kurdukları laboratuvarda ilacı hazırlamaya çalıştıklarını ve başarılı olduklarını ifade etti. Çeşitli besin ya da ilaç zehirlenmelerinde, suistimal vakalarında kullandığımız preparat piyasada yoktu. Yani çok uzun süre temin edemedik ve bu süreçte kendimizce bir çözüm üretmeye çalıştık. Eczacı ilacı üretme yetkisine sahip bir meslek grubu. Bu yüzden biz de ham maddeyi temin ederek burada ilacı kendimiz hazırlamaya çalıştık. Kendi şartlarımızda bir laboratuvar kurarak bu ilacı hazırladık. İlacı temin edemediğimiz dönem çok zordu. O süreçte hastalara cevap verememek çok daha kötüydü. Ham maddeyi temin ettikten sonra ilacı hazırlamak bizim için zor olmadı. Zaten eğitimini aldığımız bir şeydi ve bunu hazırlayarak hastalarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Bu bizim için ciddi anlamda tatmin edici bir duyguydu. Hastaları o durumdan kurtarmak, onlara sağlık hizmetini verebilmek çok güzel bir duygu. İlacı kendimiz hazırlayıp bunu hastaya verdikten sonra bunu sağlayabilmiş olmak çok daha güzel. İlerleyen aşamalarda laboratuvarımızı büyütüp, çeşitli projelerle laboratuvarımızı büyütüp daha fazla ilaç hazırlayarak hastanemize ve kurumumuza daha fazla hizmet vermek istiyoruz. 240 60 1/5 250. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün tüm Türkiye'de hayata geçirdiği su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde Edirne'deki göl ve göletlere 2 milyon 81 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Sal yavaş yavaş. Hadi. Hadi üçüncü posta bunlar da. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Özgürlüklerine kavuştular bakalım. Evet. Hadi bakalım. Allah iyi bak kısmet etsin. İnşallah. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de su kaynaklarının balıklandırılması projesi hayata geçirilmişti. Amatör olta balıkçılığının geliştirilmesi ve balık tüketiminin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Edirne'de bulunan 121 adet göl ve gölete 2 milyon 81 adet yavru sazan balığı bırakıldı. Ay. Burası da Merum Salim Gün göleti. Buraya da balık salıyoruz.
geleceğin genç nesillerine hayırlı olsun inşallah. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Sinan Tekin, Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret hakkında görüşlerini basın açıklamasıyla beyan eden Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüz dinimizin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını milletimize anlatan ve bu esasların milletçe yaşanması için büyük gayret sarf eden çok önemli kurumlarımızdır. Kendilerine çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler dilerim dedi. Son zamanlarda sıklıkla devam eden Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekin, Kur'an'ın kutsallığı ve Müslümanlar için değeri tartışılmazdır. Herhangi bir dine mensup olmayan biri bile dini metinlere saygı duyar. Din ve vicdan özgürlüğü bunu gerektirir. Ancak bazı ülkelerde hükümetler tarafından planlı olarak desteklenen Kur'an yakma eylemleri var. Bu saldırılar vicdan özgürlüğü üzerinden açıklansa da arka planda farklı hesaplar var. Bunu yapanların kişisel amacı Müslümanlara hakaret etmek, onları kışkırtıp terörize etme gayretiyle duygusal tepki vermeye sevk etmek. Kur'an-ı Kerim bizim yüce dinimizin kitabıdır. Cenab-ı Allah'ın bütün insanların kurtuluşu için göndermiş olduğu kitaptır ve bu kutsalımıza yapılacak en ufak bir saldırıyı da kesinlikle kabul etmiyoruz şeklinde konuştu. Edirne'de Profesör Amca lakabıyla tanınan iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, Yükseköğretim Kurumları sınavında 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazandı. Sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayan Kılıç, gece saat 3'ten sonra ders çalışmaya başlayıp günde 200 sayfadan fazla kitap okuyor. Edirne'de hurdacılık yaparak ailesini geçindiren iki üniversite mezunu 80 yaşındaki Şevki Kılıç, 4 yıllık tarih bölümünü 3 yılda bitirme başarısıyla gündeme gelmişti. İki kez tarih bölümünden mezun olan Kılıç, 3. üniversitesini Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okumak için yıl boyunca sınava hazırlandı. Yükseköğretim Kurumları sınavında 249 puan alan ve Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazanan Kılıç, okuma azmiyle örnek oluyor. Hurdacılıktan arta kalan zamanlarda ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam eden Kılıç, günde en az 200 sayfa kitap okuduğunu belirtti. Torunlarının kitaplara zarar vermemesi için araştırmalarını gece saat 3'ten sonra yaptığını ifade eden Kılıç, eğitim konusunda kendisiyle yarıştığını, kitap okumayı çok sevdiğini vurguladı. Şu anda 2 Nisan 2023'te 80 yaşına basmış olduk. 2023 öğrenci seçme yerleştirme sınavına girdim. Tek tercih yaptım. 249 puanla arkeoloji bölümünü tek tercihle kazanmış oldum. 80 tane doğru soru yapmışım. Tarihten 17 soru çıktı. 17 soru full yaptım. Fizik, kimyadan, biyolojiden, fen derslerinden yeterli soru yaptığım için eşit ağırlıkla 249 puan aldım. Gündüz torunlar da ufak torunlar balıkla okula giden. Onlar... Ben araştırma yaptığım için eski yazılarla ilgili kitaplar var. Onlara zarar gelmesin diye gece 3'te kalkıp çalışmalarımı, çevirilerimi yapıyorum. Geçen de buradan kütüphaneden Kelil ve Dimne kitabını aldım. 200'den küsur fazlaydı. Bir gecede onu bitirdim. Ertesi günü teslim ettim. Buradaki kayıtlarda da mevcuttur. 1964'te Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nda okurken arkadaşlarım bana lakap takmıştılar. Profesör diyordular. Profesör olamadık ama geç de olsa üniversitede öğrenci olduk. Bu da bana yeterli. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yaklaşık 2 milyon gurbetçinin yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu başladı. Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında hem de Bulgaristan'daki Kapitan Androva sınır kapısında kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.
Yaz tatilini ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden gurbetçilerin ana vatana gelişleri sürerken, yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin ise yaşadıkları Avrupa ülkelerine geri dönüşleri başladı. Gurbetçiler Kapıkule sınır kapısında ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Sıcak havaya rağmen sınır kapılarında araçların içerisinde bekleyen gurbetçiler Türkiye'ye gelmek her şeye değer ifadelerini kullandılar. Ülkemize geldik, çok sevindik. Çok mutlu oluyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarım Türkçe öğrensin, ülkelerini unutmasınlar diye. Ailem, annem, babam hala sağ. Ben onların yanına geliyorum. Bir şekilde kültürümüzü yaşamaya çalışıyoruz. Ama iyi karşılanmıyoruz. Neden? Çünkü gurbetçi diyorlar, Almancı diyorlar. Yani şey görüyorlar. Yani yolunacak bir kaz, tavuk gibi görüyorlar. Kendi vatanında yabancı olmak zor oluyor. Bir şey demek istemiyorum yani. Gelsinler Avrupa'ya görsünler. İnşallah onların da yolu düşer. Aynı şey onlar da yaşar. Ve buraya gelirken burası ana vatan oluyor. Ama dönüşte diyorlar ki acı vatana gidiyoruz. Hani özeti bu oluyor. Acı vatan. Hani belki ekonomik şartları iyi olabilir ama sonuçta gurbettesin. Diyebilirler yani, kendi seçiminiz. Ama bir şeye artık mecbur kalıyorsun bazı şeylerden sonra. Çoluğun çocuğun oluyor, dönemiyorsun. Yollarda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Bulgaristan, Sırbistan. Yani genellikle oralarda sorunlar oluyor. Fransa'dan buraya gelmek yaklaşık bir 2800-3000 kilometreyi buluyor. Ya bu yorgunluğun üstünde bile beklemek yani mahvediyor insanı, ama değiyor sonuçta. İzin çok iyi geçti. Yani izinle iyi geçmesine memnun kaldık. İyi de geçtik de, ama bu beklemesi bizi bayağı sıkıntıya koyuyor. Yani evet. Kaç saattir böyle bekliyoruz. Bingöl'e gittik, Mardin'e gittik, gezdik, biraz gezdik, dolaştık. Bitti, yine Almanya'ya geri dönüyoruz. Türkiye'ye gelmek çok güzel bir duygu. Çünkü ana vatanımız, ailemiz var, dostlarımız var, yerimiz, yurdumuz burada, mezarlıklarımız burada. Atalarımız burada. Dolayısıyla tabii ki bir özlemle geliyoruz. 12 ay bekliyoruz ki bu günleri görelim diye. İşte bu çileyi de çekiyoruz yani. Ne mutlu ki yine de Türkiye'ye geliyoruz. Ailemizi görüyoruz, akrabalarımızı görüyoruz. Özel işlerimizi halletmiş oluyoruz. Yine bir özlem yani. Ama her şeye değer. Edirne'de jandarma ekipleri ve hudut birlikleri tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan faaliyetler kapsamında terör örgütü üyesi 33 şahıs yakalandı. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şahıs ve askeri suçlardan aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs yakalandı. Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında da Edirne'yi Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 9 şahıs, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs, hudut birlikleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 20 şahıs ve PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi 3 şahıs olmak üzere toplam 33 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Binlerce kilometreden gelen leyleklerin aydınlatma direklerini süslemesi küçük çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı oldu. Binlerce kilometreden gelen göç yolundaki leylekler Çorlu Tekirdağ Karayolu'nun ortasındaki aydınlatma direğine konarak yorgunluklarını attı. Göç zamanı başlayan leylek sürüsü yorgunluklarını atmak için kondukları aydınlatma direklerinde görsel şöleni oluşturdu. Leylekleri izlemeye gelen vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemedi. Kızım Güneş'e leylekleri göstermek için Çorlu'dan bu tarafa doğru geldik. Babamız, yani benim babam, Güneş'in dedesi haber verdi. Leylekler Tekirdağ yoluna doğru diye. Biz de minnoşumuz görsün diye geldik. O mutlu olsun diye. Göç yolunda onlara eşlik edelim dedik. Leylekler gagalarını birbirlerine vurarak birbirleriyle iletişim sağlıyorlar. Böyle tak 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 diye ses yaparak birbirleriyle konuşuyorlar. Değil mi Güneş? Göç eden leylekler küçük çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı haline geldi. Leylekler çok güzel duruyor. Çok güzel duruyorlar. Bizim gibi uzun yol yolcusu. Kafası esim istediği yerde durabiliyor. Ne bileyim, güzel yani. Hoş bir görüntü. Akşam saatlerinde, ama 2-3 gündür buradalar. 2-3 gündür buradalar, çok hoş bir görüntü veriyor. Gündüz ayrı bir güzellik, gece ayrı bir güzellik. Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 35 derece olması bekleniyor.
Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Saboni Mahallesi, Çilingirler Caddesi, No40'taki Taşkıran Eczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi, No53 Taksim A'daki Seray Eczanesi. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.